Çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik, İngilizce'de kullanımıyla ESG, şirketlerin faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetimsel sonuçlarını dikkate alarak ve faaliyetlerinden etkileyecek paydaşların çıkarlarını gözeterek karar alması şeklinde özetlenebilir. Günümüzde şirketler artık sadece karlılıklarıyla değil, aynı zamanda çevreye ve insana verdikleri değerlerle de değerlendirilmektedir. Özellikle yatırımcılar açısından şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetimsel riskleri yönetmedeki başarısı, yatırım kararını etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Şirketler, yatırımcıları, müşterileri ve çalışanları başta olmak üzere faaliyet alanlarındaki tüm paydaşlara karşı şeffaf, adil ve hesap verebilir olmalıdır. Çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik konusunda ilk adımlar 2004 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın teşvikiyle atılmıştır. Ayrıca 2000 sonrası dönemde yaşanan, şirketlerin finansal performansını etkileyen, itibarını zedeleyen bazı önemli olaylar sürdürülebilirliği şirketlerin ve devletlerin gündemine sokmuştur. Mesela Meksika Körfezi'nde 2010 yılında yaşanan petrol kuyusu kazası, Avrupalı otomobil üreticilerinin ciddi cezalar ödemesine sebep olan dizel emisyon skandalı, ünlü bir ilaç şirketinin birkaç ay içinde piyasa değerinin yaklaşık %90'ını kaybetmesine sebep olan muhasebe skandalı ve dünyanın en değerli ulaşım şirketlerinden birinin kurucu CEO'sunun işini kaybetmesine sebebiyet veren şirket içi cinsiyet ayrımcılığı skandalı. Bunlar aklımıza gelen örneklerden sadece birkaçı. İnsanların çevresel ve sosyal konulara olan hassasiyetinin artması, şirketlere itibar kaybettiren olayların paydaşlardan gizlenmesinin artık mümkün olmaması ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayılması sonucunda artık çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik konusundaki risklerin yönetimi her şirket için önemli hale gelmiştir. Ayrıca ülke yönetimlerinin ve uluslararası kuruluşların sürdürülebilirliği öne çıkarmaya yönelik politikaları da şirketlerin bu konuyu gündemlerine almaları için önemli bir tetikleyici faktör olmuştur. Peki, birçok şirket için çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve fırsatların iyi tanımlanmış olmasının ve bu risklerin iyi yönetiyor olmasının faydası nedir? Öncelikle, risklerini iyi tanımlamış ve risklerin yönetimi için gerekli adımlar atmış olan şirketler, müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve yatırımcıları nezdinde daha itibarlı ve daha güvenli hale gelirler. Artan itibar, şirketin ürün veya hizmet sunduğu piyasadaki payının da artmasını sağlar. Bunlara ek olarak, yeni yatırımcı çekmeyi daha kolay hale getirir. Ayrıca risklerin azaltılması şirketin finansman maliyetlerini düşürür ve şirketi rekabet ettiği diğer şirketlere karşı daha avantajlı hale getirir. Bütün bunlara ek olarak 2019 yılında yayınlanmış bir araştırmaya göre çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik skoru yüksek olan şirketlerin maruz kaldığı sistematik risk de emsallerine göre daha düşüktür. Bir başka deyişle sürdürülebilirlik karnesi iyi olan şirketler, şirket dışı ekonomik çalkantılardan da daha az etkilenmektedir. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin yönetilmesi hususunda rakiplerini geride bırakmış olan şirketler, yeni yeteneklerin bulunması ve şirketin iş gücüne katılması konusunda da rakiplerine göre bir adım öndedir. Günümüzde çevre bilinci yüksek genç yeteneklerin önemli bir kısmı çevreyi kirleten şirketlerde çalışmak istemiyor. Benzer şekilde gençler, müşterilerinin taleplerine karşı duyarsız ya da çalışanların haklarını korumayan şirketlere de mesafeli duruyorlar. Bu konularda ciddi politikaları olan, belli hedefleri tutturmuş ve sektöründe referans noktası olmuş olan şirketlerin yeni yetenekleri bünyelerine katma noktasında ciddi avantajları var. Sürdürülebilirlik politikası olmayan şirketlerin cazibesi sürekli azalmakta. Örneğin son birkaç yıl içinde Fransa'nın en prestijli üniversitelerinde okuyan 32 binden fazla öğrenci, Ekolojik Uyanış Manifestosu isimli bir manifestoyu imzalayarak seslerini işverenlere duyurdular. Bu manifestoda öğrenciler açıkça tek amacı kar elde etmek olan çevresel ve sosyal konularda duyarsız şirketlerde çalışmayacaklarını tüm dünyaya duyurmuş oldular. Ayrıca gelişmiş ülkelerde yapılan çalışma memnuniyeti anketlerinde de ortaya çıkan sonuçlar gençlerin bu görüşünü destekliyor. Anketlerde çalışan memnuniyeti en yüksek olan şirketlerin aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik araştırmalarında en yüksek puan alan şirketler olması elbette tesadüf değil. Kısaca gençler işverenlerden daha fazla sorumluluk almalarını bekliyor. Bu beklenti elbette sadece gençlerde oluşmuyor. Aynı zamanda kurumsal yatırımcılar da yatırım yapacakları şirketlerin çevresel, sosyal, yönetimsel risklerini iyi derecede yönetmelerini bekliyor. Büyük kurumsal yatırımcıların önemli bir kısmı geçmişte yaşanan kötü tecrübelerden ders çıkardılar ve sorumlu yatırım politikalarını benimsemiş durumdalar.
Sorumlu yatırımcı, finansal beklentilerine ek olarak yatırım yapmayı düşündüğü şirketten özenle hazırlanmış bir çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik politikasına sahip olmasını bekliyor. Yani çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerini iyi yöneten şirketlere olan yatırım tutarı her geçen yıl katlanarak artıyor. Global Sustainable Investment Alliance'ın verilerine göre yatırım stratejisinde çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirliğe önem veren yatırımcıların yönettiği varlıkların toplam değeri 2018 yılında 30 trilyon doları aştı. Elimizdeki projeksiyonlar bize bu kurumların yönettiği varlıkların toplam tutarının 2040'a kadar 50 trilyon doları aşacağını gösteriyor. Örneğin 7.4 trilyon dolar varlığı yöneten dünyanın en büyük varlık yönetim şirketinin CEO'su 2019 yılında hissedarlarına sürdürülebilirlik konusundaki politikalarını geliştireceklerine dair bir takım sözler verdi. Verdiği sözlerin özü, çevresel, sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik kalitesi yüksek olan şirketlere yapılan yatırım tutarının artırılacağı ve sürdürülebilirlikten sınıfta kalan şirketlere kanalize edilen yatırım fonlarının kısılacağı şeklinde özetlenebilir. Benzer şekilde geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük varlık fonu da kömür, tütün ve silah üreticilerine artık yatırım yapmayacağını açıkladı. Bu örneklerin sayısı daha da arttırılabilir. Özetle, sürdürülebilirlikten sınıfta kalan şirketlere her yıl aktarılan yatırım tutarının önümüzdeki yıllarda sürekli düşmesi bekleniyor. Sürdürülebilirlikten sınıfta kalan şirketlerin yöneticilerini bekleyen bir başka sorun da aktivist yatırımcılar. Geçmişte aktivist yatırımcılar kurumsal yönetim zaafları olan şirketleri kendilerine hedef olarak seçiyorlardı. Artık çevresel ve sosyal riskleri iyi yönetilmeyen şirketler de aktivist yatırımcıların hedef haline geldi. Sürdürülebilirlik yönünden sınıfta kalan şirketlerin yöneticilerini sıklıkla aktivist fonlarla mücadele ederken göreceğiz. Bu trendin bir sonucu olarak 2013 yılında S&P 500 şirketlerinin sadece %20'si sosyal, çevresel ve yönetimsel sürdürülebilirlik raporlaması yaparken bugün bu oran %85'e aşmış durumda. 2005-2014 yılları arasında 600'den fazla global şirket incelenerek yapılan bir analizin sonuçlarına göre aktivist yatırımcılar şirketlerin sürdürülebilirlik reytinglerinde ve gelirlerinde önemli bir iyileşmeye sebep olmaktalar. Özetle, yatırım yaptıkları şirketlerde uzun dönem hissedar olarak kalan, kısa dönemli getirilerden öte uzun soluklu değer yaratma peşinde olan kurumsal yatırımcılar, emeklilik fonları, varlık fonları ve sigortalar için sürdürülebilirlik artık yatırım aşamasında vazgeçilmez bir kriter haline geldi. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerini iyi yöneten, ciddi sürdürülebilirlik politikaları olan şirketler de gelecekte yatırım çekmekte ve pazar payını korumakta ve hatta gençleri bünyesine katmakta rakiplerine göre çok daha avantajlı bir konumda olacaklar. Gelecek, sorumsuzca karlılığını artıran şirketlerin değil, bilakis tüm paydaşlarının çıkarlarını gözeten sorumluluk sahibi şirketlerin olacak. Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda iyi not almış halka açık şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki şirketlere göz atabilirler.